Hamuru için 1 kilo un, yarım kilo tereyağı, 2 yemek kaşığı kuru maya, 1 çay kaşığı tuz. Harcı için yarım kilo şeker, 1 kase ceviz, 1 kase buğday, 2 çay kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı rezene, 1 çay bardağı mısır özü yağı, 3 adet mahlep, çörek otu, susam. Evet, programımız devam ediyor. Antakya'nın güzel yemeklerini yapmaya da devam ediyoruz. Üçüncü yemeğimiz ketede sıra. Antakya ketesinde. Evet. Malzemeleri getireyim. Çay keyfinin vazgeçilmez lezzeti ketenin ununu çıkarıyoruz. Önce mayalandıralım ununu. Unla hamurunu yapalım. Bu da cevizimiz. Ben oturayım izleyeyim bari. Hayır, öyle izlemek yok. Birlikte yapacağız. Öyle ya. Cevizi bu tarafa alalım şimdi. İçini çünkü henüz şey yapmayacağız. Önce bunu yapalım. Önce onu yoğuralım. Ben hemen onun için kap çıkartayım. Çiğdem Hanım ketenin hamuru için bir yoğurma kabı getiriyor. Kuru maya. Buna karıştıralım. Ne kadar undan yapacağız? 1 kilo. Dökeyim içine. 1 kilo aldık. Evet. Biraz da tuz koyacağım ben. Hafif bir şey mayalanması için. Biraz alayım mı ununu? Şöyle belki lazım olur, tamam, yavaş yavaş. Öyle katayım. Yapalım. Olabilir. Şöyle hafifçe de bir tuz. Bu şey ekmek bayağı hamuru gibi yapacağız. Sadece mayalı bir hamur, evet, yapıyoruz. Ekmek hamuru yapıyoruz. Evet. Kaseye 2 yemek kaşığı kuru maya ve tuzla serpildikten sonra suyunu ilave etmeye başlıyoruz. Soracağım. Hı-hı. Dövmen var. Evet. Kaç yaşındasın? Ben söyleyeyim mi? Söyleme. Yo, söylerim, hayır. 38 yaşındayım. 38 yaşındasın. Evet. Şey, ne zaman yaptırdın dövmeni? 2 yıldan fazla oldu. Acıdı mı? Evet, biraz acıdı. Evet, acıdı. Yaprak değil mi? Var mı? Asma yaprağı. Şey, İçinde harf de harfler var. 2 oğlum ve eşimin baş harfleri. Hmm. İlk başta eşim var. Sonra sen büyük neredesin? Oğlum var. Sonra ben de Ç harfinin şuradaki kıvrım. Aa, çok güzelmiş. Hamuru yoğurmaya devam ederken ayırdığımız unu da suyla beraber kaseye ilave ediyoruz. İyi mi? Oldu mu? Evet, iyi kıvamlı şu an. Mayalanmasını bekleyeceğiz şimdi. Bu mayalanırken de içini hazırlayacağız. Evet, mayalanırken içini yapalım. Şu camın içerisine alsak mı? Biraz peçeteyle sıyıralım istersen ununu. Daha güzel kapatırız. Mayalanır değil mi? Cam kapatırız. Kapağını kapatırız camda. Daha iyi olacaktır. Yumuşacık kıvamına gelen hamuru cam bir kaseye alarak üzerini kapatıyoruz. İçini hazırlayalım şimdi. İçini hazırlayalım. Toz şeker çıkardın. Ceviz. Başka? Şimdi ben onun buğdayını dolapta Dolaptan buğdayını çıkartacağım. Ketenin leziz harcı için ceviz ve şekerin ardından buğday da çıkarılıyor. Daha önceden pişirdim çünkü biliyorsun buğdayın pişme süresi oldukça uzun olduğu için. Evet. Şöyle ne kadardan bakalım. Yaptın? Şimdi bu yarım kilodan daha az. Yani bu iki büyük kase kadar. İki büyük kase dolusu bir buğday bu. Tamam. Bu şekeri içerisine boşaltacağız. O şeker ne kadar? 1 kiloya yakın bir şeker bu. Tamam. 2 büyük kaseye 1 kiloya yakın şeker koyuyoruz. Tamam. Çiğdem Hanım önceden haşladığı buğdayı 1 kilo şekerle iyice karıştırarak kavurmaya başlıyor. Bunun kapağını kapatıyorum şimdi. Şeker eriyecek. Şeker eridikten sonra tekrar açacağım kapağını. Tamam. Cevizleri dövecek miyiz rondo nereden? Hayır, cevizleri elimizle doğrayacağız maalesef. Biraz yorucu olacak ama. Nursel keteye kıtır tadını verecek cevizleri bir tabağa doğramaya başlıyor. Nursel'cim ben seninle izin istesem şu önlükten çok sıkıldım. Çıkartsam mı? Estağfurullah, ben çıkardım bile. Çok sıkıldım. Çok sıcak. Evet. Çiğdem Hanım önlüğünü çıkartıp Nursel'le birlikte Antakya ketesinin cevizlerini hazırlamaya başlıyor. Bu arada hiç bakmadık şeker ve şeye. Şekerimiz erimiş. Bayağı yapa oldu böyle. Tabii. Şimdi içerisine cevizimizi katacağız. Kapatıyoruz altını. Biraz tarçın koyuyoruz. Şimdi şey, bunun soğuk mu olması gerekiyor için? Normalde biraz soğuk olursa daha iyi olur. O zaman tabii. Biz bunu cam kaba alalım. Evet, direkt cam kapta karıştıralım. Tamam, olur. Şöyle yapalım önce. 2 çay kaşığı tarçın eklediğimiz kete içini cam bir kaseye aktarıyoruz. Mis gibi koktu tarçın. Evet, tarçının kokusu değil mi? Aynen. Bütün ceviz girecek mi içine? Evet, bütün cevizi de içerisine koyalım. Helva kıvamına gelen harcımızı bir kase ceviz içiyle karıştırıyoruz. Evet. İçi için 2 kase buğday demiştik. Bence o 1 kase olabilir. Bayağı kase, fazla oldu evet, çünkü. İçi bayağı fazla oldu. O zaman 1 kilo şeker demiştik. Yarım kilo şeker olarak düzeltiyoruz. Evet. Tamam, bu biraz soğuyacak kendi halinde. Hamuru şey yapalım, yağlayalım bu esnada.
Hamurumuz da gayet güzel pufuduk oldu. Şimdi tereyağını eriteceğiz. Onun için tava çıkartalım. Onu çünkü tereyağıyla açacağız Nisa'cığım onu. Tamam. Çiğdem Hanım bakır bir tavaya yarım kilo tereyağı koyarak erimeye bırakıyor. Bu erirken istersen ben de şey yapayım. Şumrayla hafif mahlep de koyacağım içerisine. Onu birazcık döveyim çünkü içerisine koyacağız. Şumra dediğin rezene. Evet, rezene. Mahlep, mahlep de. Bu mu? Evet, o da mahlep. Mahlep hani salep falan yaptığımız şey miydi? Yani onun herhalde ana maddesi. Değil çok mi? Az koyacağız ama. 2-3 tane mahlep. Yeterli, birazcık hafif tadı gelsin yeter. Bir tutam rezene ve mahlebi tarifsiz kokular eşliğinde dövüyoruz. Şimdi o yağı da bir kaseye alacağız. Şuradan ben sana kasede bulayım. Nursel mis gibi eriyen tereyağını bir kaseye döküyor. İçi de lazım. Onu da masaya alıyorum. Biraz çörek otu. Biraz da susam alacağız şimdi. Biraz mısır özü yağı koyalım. Karıştıralım onu. Şöyle yaklaşık bir yarım su bardağı kadar falan koyduk. Mısır özü yağı. Evet, mısır özü yağı. Ardından hamuru masaya koyarak yağını ilave etmeye başlıyoruz. Vay, ne güzel oldu. Azıcık şumramızı unuttum herhalde orada. Şöyle rezene. Evet, bir tatlı kaşığı koydun. Yine bir tatlı kaşığı susam. Azıcık çörek otu. Az daha çörek otu koysana. Yok, çok ben fazla çok olmaz. Öyle mi? Şimdi ama tek katına koymayacağız. Kat kat açacağız bunu. Onun için. Hamuru yarım ay şeklinde katlayarak üzerine aynı şekilde yeniden çeşniliyoruz. Her kat dediğin katlıyorsun. Katlıyoruz, evet. Her katını. Çiğdem Hanım katladığı hamurun tersini çevirerek baharatlarla tadlandırmaya devam ediyor. Her tarafı yağ yediği için. Börek gibi oldu. Evet, yağ yediği için. Ağzım açık seyrediyorum. Biz böyle bir şey hiç yapmadık daha önce. Öyle mi? Hayret. Böyle otlu motlu. Şimdi gayet lezzetli, aroması da gayet güzel oluyor bunun. Şimdi böyle ne kadar çok yağını katlarsanız tabii. Tel tel olacak. Evet. Çiğdem Hanım yağla birlikte katlaya katlaya kıvamlandırdığı hamuru son olarak bir oklava boyu açarak bükmeye başlıyor. Şöyle yumaklar alıyoruz şimdi. Eşit parçalar ayırıyoruz. Evet, şimdi eşit parçalar ayıracağız onu. Hamurdan limon büyüklüğünde bezeler kopararak yuvarlıyoruz. Ve başlıyor muyuz? Evet, başlıyoruz. Ha, bir de tepsi bulayım mı? Tepsi, evet, fırın içerisinde ben hazırlamıştım tepsiyi. Çıkarayım direkt içine. Her şeyi düşünmüştüm. Evet, tabii onu önceden ellerim yağlı olacağını bildiğim için. Yine mi katlıyoruz? Evet, yine katlayarak yapacağız. Şimdi harcımızı koyabiliriz. Böyle. Kaç kat yapacağım? İki kat yetiyor mu? Birkaç kat gerekiyor. Birkaç kat. 3-4 kat yapabildiğim kadar. Harcı koyulan bezeleri irice poğaçalar halinde kapatarak tepsiye diziyoruz. Fırınımızı 175 dereceye getirdim. Fırını ısıtarak Antakya ketelerimize geri dönüyoruz. Nursel'cim yalnız ben bu tepsi çok şeye gelecek buna. Küçük gelecek. Yapışacak diye korktum. Yapışacak evet. Ben öbür tepsiyi de alırsak daha iyi olacak. Şurada hazırlamıştım zaten ben. Ketelerimizin yarısını yapışmadan pişmeleri için diğer tepsiye bölüyoruz. Tamamdır. Şöyle yapalım. Evet. Birazcık yağ koyalım. Biraz da susam Nursel'cim alabilir miyim? Rica etsem senden. Son olarak ketelerin üzerini çıtırlaştıracak yağ sürülüyor ve susamları serpiliyor. Şimdi onları fırına koyabiliriz. İkisi birden pişebilecek. İkisi birden. Bu bence pişmede püf noktası. Gördüğünüz gibi böyle bayağı ayrı araları. Evet. Mayalı hamur şimdi olduğu için yaptı, pişmemesi, evet. Yapışmaması gerekiyormuş. O yüzden de böyle 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 yaptık. Antakya ketemizi 175 dereceye ayarladığımız fırına veriyoruz. Biz mutfağımızı topluyoruz ve keteyi içinde servis. Hala sıcak yalnız kete. Fırının içerisindeydi ya. Kapatınca da ağzını. Binbir baharatıyla çok konuşulacak cevizli keteyi ışıl ışıl bir tabağa diziyoruz. Güzel mi?
Çok güzel. Elim yağlı ama olsun.